Herkese selamlar dostlar. 6 Ağustos 2023 iddia tahminleriyle hepinize selamlar. Toplamda 6 adet mücadelem var. ideallerinden ve yüksek oranlarından bahsetmeye çalışacağım. Değerlendirecek herkese şimdiden bol şanslar. Öncelikle bir adet skor yarışmamız var. Bu skor yarışmamız arkadaşlar Manchester Manchester City ile Arsenal maç skoru ne olur? Sizlere sorduk. Bilenler arasından iki kişiyi katıl Telegram gruplarına. Ağustos ayı boyunca alalım. Yaklaşık 25 günlük oluyor bu. Ağustos ayının sonuna kadar, gruplar yenileninceye kadar alalım. Yorumları yazmanız bizler için yeterli. Bu skor yarışmasını yaptıktan sonra devam edelim. Son vermiş olduğumuz ideal kupon videoda kazanmıştır. Dediğim gibi videoya artı 200 seviyesinde bir beğeni geldiği takdirde ben videolarda ideal kuponlar vermeye devam edeceğim. Sizler de aynı şekilde videoyu o kadar kişi izliyor. 200 kişi beğenirse videolarda ideal kuponlar gelmeye devam eder dostlar. Destekleriniz bu yüzden bizler için önemli. Onun dışında canlı maçlarımız da devam etmekte. Onun da bilgisini verelim. Gruplarımıza zaten Bugün mesela saat Cumartesi'den çekiyorum sabahtan. Saat 2'de Bundesliga maçları var. Onunla başlayan bir canlı seviyemiz olacak. Gece boyunca devam edecek. O şekilde canlı maçlarda zaten bizi yıllardır bilenler vardı. Neredeyse YouTube'da dördüncü yılımız. Canlı maçlarda gerçekten sürekli ekran başında olup izlediğimiz için güzel kazançlar elde etmeye çalışıyoruz ki bu yönden gerçekten başarılı olduğumuzu düşünüyorum canlı maçlarda diyerekten de başlayalım. Dediğim gibi sizlerden artı 200 seviyesinde bir like bekliyorum. O şekilde 200 seviyesine like gelirse kombineler de gelmeye devam eder dostlar. İlk mücadelemiz Leicester ile Coventry karşılaşması. Şimdi Leicester e bildiğiniz üzere birçok oyuncu satıldı. Paraya çevirdi bazı oyuncuları bir e, diğer tabirle. Madison Tottenham'a gitti. Barnes Newcastle'a gitti. Birkaç tane daha oyuncu gitti. E, hocası değişti zaten. Geçen sezon Brandon Rodgers değişti. Şimdi Coventry takımına baktığımız zaman onlar da e, geçen sezon en çok gol atan forvetini sattılar. Sporting bunu 20 milyon euroya sattılar. Ve yakın zamanda hatta transferi dün veya dünden önce açıklandı. Hacı Wright'ı aldılar. Bu maçta yetişir mi bilmiyorum. Ama şunu söyleyeyim. Bu maça muhtemelen Hacı Wright yetişmez gibi duruyor. Tam böyle inceleyip bakmadım da muhtemelen daha dün mü dünden önce mi açıklanan transfer bu maça muhtemelen yetişmez. Leicester birçok transfer de yaptı. Onu da söyleyelim. Yani 100 milyon 100 milyon euroya yakın, 100 milyon sterline e yakın para kazandı. Yaklaşık 50 milyona da bir sterlin kodi aldı. Birkaç tane daha transfer yaptı. Bedelsiz oyuncuları aldı ama Leicester tarafından giden oyuncu çok fazla. Evans, Çağlar Soyuncu vesaire vesaire. Ben burada geçen sezon kemik kadrosunu koruyan ve ne oynadığını bilen ve bir tarafta da tam Leicester tarafında tam oturmamış bir oyuncu kitlesi var bence. Ki çoğu oyuncular yani önemli ve özellikle Madison ve Barnes hücum yönünden Leicester'ın elini çok fazla kısıtlayacaktır bu maçta olmayışı. O yüzden Cointrain'in burada atacağı bir golü aldım. Deplasman'ın bir golü bir 43 gibi oranı var. Deplasman 0.5 üstün bir 43 gibi oranı var. Değerlendirecekler bu yönde bir değerlendirme yapabilir. İkinci mücadelem Hividovre ile Artus karşılaşması. Hividovre arkadaşlar ilk iki mücadelesini oynadı ki şöyle söyleyeyim. Danimarka Ligi'ne bu sezon yükselen bir takım. İlk iki maçını da deplasmanla oynadı. Ve ilk defa seyircisinin önüne çıkıyor. Öncelikle bunu belirtelim. Maçın favorisi Artus şu sebepten dolayı. Çünkü daha kaliteli bir kadroya sahip ve daha iyi bir oyun olduğundan kaynaklı. Artus bu maçta favori görmüşler ki bu maçın oranı gerçekten güzel. Şimdi seyircisi önüne ilk maçına çıkan Hividovre'nin burada. Ben kendi evinde ve yani yeri geldiği zaman risk alacaktır. Yeri geldiği zaman da baskı uygulayacaktır diyerekten de ve kanatları kullanan bir ekip olduğunu da belirtelim. O yüzden burada ev sahibinin bir gol aldım. Atar diye düşünüyorum. Seyircisinin önüne ilk defa çıkacak burada. Danimarka ana ligine yükseldikten sonra Arsus da hafta içinde bir mücadele oynadı. Kulüp Buruj'la ilk mücadele 3-0 kaybetmişti. İkinci ayağında kendi evinde Kulüp Buruj'u 1-0 mağlup etti. Fakat elendi ve hafta içinde oynamış oldu. Ayın içinde oynamış oldu bir maçtan dolayı da muhtemelen yorgun olacaktır. 2 gün sonra 3 gün sonra tekrardan bir maça çıkıyor. Takımda fiziksel olarak yorgunluklar olacaktır. O yüzden ben burada artısını atacağı ve iyice golleri alarak da KG varın oranı bakın normalde verdiğim KG var olan 1.40 1.45 seviyesinde olurken bu maçın KG var olan 1.60 Normal seviyenin biraz üstünde. O yüzden alternatif kuponlarınızı alırsanız daha mantıklı olacaktır. diyecekler Bol şanslar. Kalmar'la sonla karşılaşması. Bu maçı çok güzel değerlendirme altına aldım ben. Şimdi genel olarak size Ayık Solna'nın oyunundan bahsedeyim. Ayık Solna'nın bu maça favori gösterilmesinden bir, sebebi de şu. Kalmar'ın hafta içinde oynamış olduğu maç. Bak Kalmar iki tane maç oynadı Avrupa'da. Puyik ile oynadı. İki maçı da kaybetti. 2-1-2-1 ikisini de kaybetti. Fakat şunu söyleyeyim sizlere. Oyun olarak özetlerini izleyin. O Puyik iki maçında özetini izleyin. Her iki maçta da iyi olan taraf Kalmar tarafıydı. Adama da bu koyar zaten. İyi oynayıp elenmek koyar. Hele iki maçta da iyi oynayıp elenmek kalmana koyan taraf budur. Ayik Solna'nın bu tip deplasman maçlarında nasıl oynadığını ben sizlere kısaca anlatayım. Ki Ayik Solna'nın sürprizle, sürprizle yakaladığım bir sürü maçı var 2-3 gol olarak da. Şöyle burada Ayik Solna biraz daha kapalı savunmayla oynayacaktır yorgun kalmanı karşı bulunduğu pozisyonu değerlendirerekten de devam edecektir. Yani ben burada kalmanın çok fazla pozisyon bulmasını beklemiyorum. Ki Ayık sonuna da çok fazla hücuma çıkan bir takım değil. O yüzden bu mücadele genel gol baremi olarak da 2.5 kal kalabilir. 1.56 gibi oranı var bunun. Onu alalım 2.5 aldım. 1.56 gibi oranı var. Dediğim gibi kalmanın yorgun olmasından kaynaklı da mücadelenin de şöyle ilk yarı 0-0, ikinci yarı 1-0 ayık sonuna kazanabilir. Yüksek oranlarında şöyle bir tercihim var. 0'dan 2, 4.94 oranıyla ben kendi notlarımın arasına aldım. Dediğim gibi mücadelenin ilk yarısı bence 0-0 biter. İkinci yarı ayık sonuna kalmanın yorgun olarak fiziksel olarak oyundan düştüğü zaman da bir tane atar. 1-0 veya adı 2-0 olsun. 2.5 alt dedik. 0'dan 2 dedik. O şekilde bir tercihim var. Değerlendirecekler bu yönde bir değerlendirme yapabilirler. Earthpool'la Sirius karşılaşması. Earthpool'da son oynadığı hacker mücadelesinde yani rakip 10 kişi kalmasına kaynaklı çok fazla baskı uyguladı ve arkada çok fazla boşluk bıraktı. Oradan 1-1 bir iken zaten rakip 10 kişi kalmıştı. Oradan zaten almıştık biz varından değerlendirmiş Keke mücadelesinde. Ondan sonra odur budur nedir diyerekten de iki tane de gol yedi olmuş kalmış takımda. Ki şöyle ya çok önde giderseniz bir tane uzun top gelir. Adamın biri atlet zaten bunların hepsi atlet oluyor. Hop koştu attı hop koştu attı. O şekilde bir mağlubiyet aldı. Açamadılar da öyle savunmayı derken mağlup oldular. Ve en yakın rakibine hemen ikinci sıradaki rakibine mağlup oldu puan durumu da karışık. Burada Elfborg'un mutlak galip gelmesi zaten lazım ki. iyi oyunuyla zaten buradan galip gelecektir. 1.15 gibi de oran vermişler. Sirius'un amaç ortak olma ihtimali var. Ben burada oran aldım. Oran almaya çalıştım daha doğrusunda. 2.5 üstü oranı bile yok. Şöyle göstereyim. 1.25. O yüzden madem 2.5 üstüne böyle bir tek oran verdiniz. Ben burada da 2.5 üstüne 1 diyerekten de 1.46 gibi orandan değerlendirmesini yaparım. Değerlendirecekler burada 1.46 gibi orandan bol şanslar. Les United Cardiff. Şimdi belki bilmiyorsunuz ama Cardiff'in teknik direktörü kim? Göstereyim size. Erol Bulut. Hatta şu açıklamaları da okudum. Erol Bulut'tan ilk açıklama şeklinde. Erol Bulut Cardiff'in yeni teknik direktörü. Bazı transferler yapıldı vesaire derken bazı takım eklemeler oldu. Ya Erol Bulut'un ben şu yönünü ya bu takımda muhtemelen deplasmanla oynadı böyle Les gibi takımlara karşı oynadığı zaman da biraz daha defansif futbolu oynayacağını düşünüyorum. Burada asıl amacı rakibe çok fazla pozisyon vermemektir. Fakat Leicester United'da bazı oyuncular mesela Rodrigo Katar Ligi'nden bir ekibe gitti. Önemli bir eksiklik. Ama yaşı gelmişti 32 yaşındaydı. Onun dışında Leicester United genel olarak kadrosunu korudu. Leicester gibi satmadı yani. Genel olarak Leicester United kadrosunu koruduğunu söyleyebilirim ben sizlere. O yüzden Leicester United'ın burada parolası yine Premier Lig olacaktır. Ben burada ilk maçında galip gelmesini bekliyorum. Galip gelirken de 4.5 altında galip gelir diyerekten de 1.29'dan gireceğime 1.57'den alalım dedim. Onu da değerlendirecekler. 4.5 altına bir yaparaktan da değerlendirmesini yapabilirler. Benim beklentim o yönde. West United'ın burada 2-0 veya 2-0 bence mantıklı. Olur. 2-1 olur mu bilmiyorum. Ama 2-0 ayarında bir maç geçebilir diye düşünüyorum. Ve skor yarışmamıza geldik. Dostlar bu maçın maç skoru ne olur? Sizlere sormuştuk zaten. Yorumlara yazmanız bizler için yeterli olacaktır. Şimdi Manchester City ile Arsenal karşılaşması. City de son hazırlık maçında e, mağlup oldu. E, Atletico Madrid'e 2-1 gibi bir skorla mağlup oldu. Arsenal'ın hazırlık dönemi şekil, o şekilde geçti. Community Shield final mücadelesi bu. Tek maçlık bir karşılaşma. Final karşılaşması olduğu için maç nerede oynanıyor? Ona, bak ona bakmadım. Wembley'de aynen. Wembley'de oynanıyor. Şimdi dostlar burada her iki takımın da taraftarı zaten olacaktır. Final takım, final maçı olduğundan kaynaklı. Şimdi benim düşüncem şu yönde. City bence biraz daha ağır basacaktır bu karşılaşmada. E, ee, bir galibiyeti gelebilir fakat bu galibiyet şöyle çok gol bir galibiyet geleceğini düşünmüyorum. Özellikle mücadelenin alt olma şansı da var. Yani şöyle üç e, 3.5 alt olma şansı da bence var. Ona oran var mıdır? 1.34. Hiç girmeyelim ben ona. Ben burada siz tarafındayım. Daha iyi oyun daha iyi. Bir Arsenal'da birkaç tane daha transfer yaptı. İşte İlkay e, İlkay'ı sattı. Yerine Kovacic koydu. E, birkaç tane daha transfer yaptı. Guardiola geldi. Daha bugün açıklandı. Bir yarım saat önce açıklandı. Arsenal'a karşı ben burada galip gelmesini bekliyorum. Matsu'nu bile sizleri bir 54'ten alırım. Sit tarafına alırım. Kılıçsız maçı izlerim. Mücadeleyi de Sit'in bence tek farklı kazanması ihtimali yüksek. 3.47'den tek farklı City galibiyeti de değerlendirme altına alınabilir bence. Maç konuda da yorumlar yazmayı unutmayın. Ben burada City tarafında olacağım. 6 adet maç yor yorumladım anlattım. Benim tercihlerim, görüşlerim bu yönde. Aklınıza yatıyorsa değerlendirebilirsiniz. Değerlendirecekler bol şanslar. Görüşmek üzere. Videomuza like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Bay bay.